HTS e Spor ekranlarına hoş geldiniz. Çerçeveyle karşınızdayız. Sevgili Rıdvan Dinmen'le birlikte. ilk olarak Galatasaray'ın RFS, RIGAS, SKOLA takımıyla maalesef deplasmanda 2-2 berabere kaldı Avrupa gecesini. Çok moralli açmadık. Hocam neler söylersiniz maçla ilgili? Aslında söyledim. Rakip takımın ismini bile taksitle söyledim. Ben 3 taksitle söyleyemem. Öncelikle üzgünüm. Şöyle. Ee, bir yayın yapıyorsunuz. Kazanan takım, Türk takım olduğu zaman daha coşkulu başlarsınız. Evet. Futbolda çok ders alınacak maçlar vardır. futbol kariyerin boyunca da bunu yaşarsın. Antrenörün de yaşar. Kulüp taraftarları da yıllar boyu yaşarlar. Ama teknik, taktik her şey konuşulur. Özellikle futbolda çok konuşulan bir kelime vardır. Konsantrasyon. Bu konsantrasyon kelimesini slogan haline getiren kulüp de taraftar da Galatasaray taraftarıdır. Ve özellikle son yıllarda bu kelimenin ne kadar değerli olduğunu oyunculara hissettirendir. Zaman zaman sezonunda düşüşler olur. Galatasaray taraftarı çıkar. Bir pankart asar. Oyunculara bu yönetim de benimser. Oyuncular da benimser. Bu konsantrasyon maçla olmaz. Maçtan önce başlar. Yani maçın içerisinde pankart asarak, konuşarak olmaz. Skordan bağımsız bir şeydir. Galatasaray takımının müthiş konsantre olup oynadığı iyi bir oyunda Fenerbahçe deplasmanı var. Bir üzerine bir konsantrasyon yine yüksek ve müthiş bir pahalı maçı var. Ve ondan sonra da Kasımpaşa maçında 3-0'dan 3-3'e yakalanan bir Galatasaray var. Bugün de 2-0'dan 2-2'ye yakalanan. Şimdi Kasımpaşa takımı tabi Ela Özgün, yetenekli oyuncuları da var. Eğer konsantre olmazsan sana cevap verebilirsin. Bugünkü rakibin e, 2-0'dan 2-2'ye 30 kere maç yapsalar 29'unu zor yaparlar daha. Hocam yani. böyle iyi bir futbol da oynamadı. Şimdi maçtan önce niye, niye dedim Ahmetciğim? Dün basın toplantısını izledim o konu Hoca'nın. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Teknik adamlar antrenman programlarını yaparlar, uygularlar. Soru şuydu gazeteciler. Buraya geldiğinizde Letonyalı gazeteci siz antrenman yapmadınız dedi normalde statta yapılan röportajlardan sonra da çıkarlar. Bunun şöyle cevap verdi. Sentetik çim olmadığı için yapmıyoruz. Sentetik çim olan deplasmanlarda yapıyoruz. İşte burada bence maçı konsantrasyonun çantada keklik nasıl olsa yenir Sadece oyuncu grubunda değil. Her ne kadar Okan Buruk maçtan önce sözlerine şöyle Rakibe çok saygı duyuyoruz kendi liginde 2 sene şampiyon olmuş falan. ama oyuncunun hissetmesi için özellikle bu tip maçlar tehlikeli Siz uluslararası maça gidiyorsunuz Flora'da öğleyine antrenman yaptınız, yemek yediniz 28 saat sonra maça çıkacaksınız Siz onu yaşatmanız lazım Gittiniz Tonya'ya her zaman klasik bir şekilde gideceksiniz Şimdi sahaya bakıyorsun okulun bahçesi gibi karşıda tribün yok Acilen. Oyuncunun Senin de uluslararası önemli oyuncuların var Niye geldik biz buraya Tabii ki biliyor oyuncu da bunu bir hissedecek diyecek Antrenmanını yapacak. O zemini yaşayacak. Onu teneffüs edecek. Ve maçı tekrar ne oldu? Otele döndü. Duşunu aldı. Yemeğini... Biz ne yaptık bugün? Antrenman yaptık. Ne için yaptık? Bu akşamki maç için yaptık. Yarın akşam oynayacağız maç için. Ya Mertens, zemin fena değil. Topun şiddetli fena değil. Neyi konuşuyoruz? Maçı ve zemini konuşuyoruz. Bu tabii, açıkçası maç başladığında bu konsantrasyonun fena olmadığını gördüm. Galatasaray oyuna hakim. İki takım arasındaki kalite farkını ortaya nasıl çıkarırsınız? Siz rakibinizle kadar mücadele edersiniz. Eh Galatasaray aldı. Yüzde sekseni yakın topa sahip olarak gereğini yapmaya çalıştı. Sonra da bu savunmaları nasıl açarsınız? Bir, kendi sağından pasların şiddetini iyi yaparak hızlı paslarla. Gelelim üçüncü bölgede ne yaparsınız? Birinci şartınız şut ikiye birler veya bire birler geçmek ve en önemli silahınız da kenara inmektir. Biri attığı Galatasaray'ın golünde zaten birebir çalımlarla kalabalık defansı Yunus geçti mi? Geçti. Küçük bir ikiye birden sonra sıfıra inip ikinci direğe kesince savunmanın dengesi bozuldu. Yani şut, çalım merkezden ve sıfıra girmek. Bu aslında gereği yapıldı. Icardi kafayı vurduğunda oyuncular tamamen sıfırdan geldiği için topa konsantre olurken Mertens unuttular. Mertens de tam forvet arası. Bir de üzerine Sanchez'in muazzam topuyla ki öyle dört tane savunma aşağı yukarı 30 metre dışarıda Letonyaları bekleyemezsin. Onu mümkün olduğu kadar ümidini kıracaksın. İkinciyi de buldum. Güzel. Şimdi Böyle geçer... bir hocam daha iyi bir senaryo olamaz aslında. Olamaz. Ama bu 2-0-3-1'ler var ya her takım için geçerli değil sözünde de katılmıyorum. İşte Letonya takımında ne yapıp yapıp bir kere üçüncüyü bulacaksın abi. Nasıl başladıysan öyle devam edeceksin. Galatasaray maçın başında oynadığı gibi ikinci yarının başında oynamadı. Yani topun rakipte kalma süresi 3 saniye ise 5-6'ya çıkardı. Hatta bunu bir 30. dakikadan sonra doldu. Da ha, yani, kalesinde tehlike yaşadı anlamında söylemiyorum. Ama sıfır bir konsantrasyon ikinci yarıda. O maçtan önceki yarım konsantrasyon güç farkından doğru ortaya çıkan yetenek Ondan sonra kalabalığa karşı oynamaman için gol yememen lazım. Şimdi 2-1 yapınca ne yaptı rakip? Bir dakika dedi ya ben biraz daha emniyetli oynayayım ama bir tane de atarım. Üstünde bir gol daha bulunca o zaman hem savunma iyi yapmaya başladı rakip. Daha milli maçlarda, evet. da Letonya Milli Takım Maçı hatırlarız. Zorlanırız hep bu maçlarda. Daha sonra da problem çözmek için 4-2-4'e döndü. Ama siz 8 kişi ceza sahası civarında olan savunmaya karşı... Hani maçın başında açtığınız bireysel yetenekli veya kenarı inmelerden yoksun kalınca da ve de geçen haftaki maçtan sonra da dikkat ediyorsan son bölümde Razı takımın yüz ifadelerini görüyorum. Yani bu maçı ümitsiz oynuyorlar yani. Anımsa, Kasımpaşa maçın anımsaması mı oldu hocam? Ee, Çünkü çok değil. Dört gün önce, üç gün mutlaka önce. Mutlaka gene mi ama şimdi burası başka bir kul var. Şimdi ligde Bazen yol kazaları olur. Rakibimiz kas o da olabilir. Bakın yarın yine karşılaşabilirsiniz. Ama aradan bir ay iki ay geçmiyor. Hemen üç gün sonra bir Avrupa maçına gidiyorsunuz. Bence Galatasaray takımı evet ben de sen de bütün herkes de bütün dünyada Galatasaray üç puanı yazdı bugün. Evet. Ya genel avaraj var bu sekizli gruplarda bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Dolayısıyla bir avaraj yapar diye düşünüyorduk. Bunu sen ben düşünebiliriz ama siz düşünemezsiniz. Bunun hakkınız yok. Futbolculara söylüyorsunuz. Evet. Ve teknik, teknik adamı diyorum. Çünkü teknik adam da siz e, bir gün önce orada her ne olur yürüyüş daha iyi olsa gideceksiniz abi. O futbolcuları eşofmanları giydirip bakın diyeceksiniz belki daha önce de uygulamaları yenmiş ama gene yapacaksın. Gene yapacaksın gene yapacaksın. Suni çim yok es, e, sentetik çim falan anlamam. Oyuncunun Galatasaray'ın en büyük problemi kalite problemi yok. Galatasaray'ın en büyük problemi geçtiğimiz hafta yaşadığının Tekrarını yaşamasının tek sebebi e, sıfır konsantrasyon. Hocam şunu sormak istiyorum. Takımlar bu aralar bu yeni biraz yeni trend oldu hocam. Artık şey yapmıyorlar. Çok fazla antrenmanları rakip sahada yapmıyorlar. Avrupa maçlarında mı? Tabii, Türkiye Ligi maçlarında mı? Avrupa maçlarında hocam. E, i̇tmanlarını kendi tesislerinde yapıyorlar. Akşam oraya gidip basın toplantısını orada yapıyorlar. Bence. Ama tabii standart şimdi, statlarda belki bu çok sorun ah, olmuyor. Ki, hani böyle iyi statlarda. Tabii ki ama iyi statta da olsa ben bir tecrübe eden bunu yapmak yaparım. Tabii ki maç trafiğinin önemli, seyahatin önemli ama hele hele rakibin Real Madrid değil bu tip bir takımsa o oyuncuları mümkün olduğu kadar maçın içine sokmam lazım maçtan önce. Ki 2-0'ı 3'e 4'e götürebilsin. <laughs> Zaten siz maçın konsantrasyonunuzu kakak kakaki idman, duş, yemek kaçta uçacağız? 5'te gideceğiz. Peki tamam. Otel yok öyle bir şey dünya. Yani bunu bilmiyorum. Aynı Frankfurt'ta mı beş, e, Galatasaray gibi yaptı bilmiyorum sonuç Ama Letonya'daki zemin şartları, saha şartlarının en çok ihtiyacın olduğu şey kalite değil. Teknik taktik değil. Senin maça bakış açın. Galatasaray maça ciddi bakmış olsaydı bu maçı 0-2-0'dan döndürmesi mümkün değildi. Hocam e, rakip bu maliyet muhabbetini hiç sevmiyorum ama hani yine de bize bir mesaj 9.40 milyon euro değere sahip hocam. 9.40 milyon euro bir oyuncunun maaşı. Kasım başarıda hemen e, Galatasaray için mi diyorsunuz? E, RFS takımı. Ama Let Serkan Ser, Serkan'la konuştuğumuzda Ortalama fiyatları da onu söyledi değil mi? Şeyle ilgili, Kasımpaşa ile ilgili. E tabi. Kasımpaşa'nın da bütün bütçesi bu. Biraz daha oyuncuların değeri yüksek tabii. olduğu için hocam. Daha evet. biraz daha yüksek. Ya yani tabii tabii. Bu takımın muhtemelen toplam maliyeti daha da düşüktür. Yani 5-6 milyon Euro'luk bir maliyetle geliyordur evet. hocam. Ve maç içerisinde de hani e, kuzey takımlarına denk geliyoruz hocam. Çok iyi organizasyonlar oluyor. Çok iyi uzun yıllardır birlikte oynayan oyuncular oluyor. Bu takım evet uzun yıllardır birlikte oynuyor ama öyle çok iyi bir organizasyon da vaat etmediler. Buna rağmen hocam maçtaki ilk pozisyonu da RFS e takımı buldu. Evet maçın başında. Yani Galatasaray e, ki Galatasaray önde bastığı için çok risk alan bir takım. Bu yüzden her takıma pozisyon veren bir takım ama burada çok fazla önde basma ihtiyacı da duymadı çünkü top genelde Galatasaray'daydı. Buna rağmen Böyle bir takıma 3 tane, 4 tane, 5 tane evet. net pozisyon vermenin sebebi de mi konsantrasyon? Aynen. E, konsantre olmadığı zaman e, bu sonuç oluyor. Ne kadar rakip kötü olursa olsun. Şöyle bir örnek vereyim. İstatistiği görmedim. Çünkü bu şirkete böyle saçma sapan güzel kağlardan geldi. Bu çok trafik var. Hocam. Evet. E, emin ol Galatasaray'dan bir puan alacak, iki tane gol atacak takımın yaptığı folü merak ediyorum. Hocam. Galatasaray'a geldi. Galatasaray kaç tane? Galatasaray 13 tane yapmış ee, evet. Ligas Kola 14 tane faal yapmış hocam. Şimdi Rakibin Santrafor'un 3 tane faalini saydım da hele hele bir tanesini Kendi yaralanların Ortasında kime yaptı biliyor musun? Icardi'ye yaptı. Rakip takımın 9 numaralı Santrafor'u Galatasaray'ın Santrafor'una kendi yaranın ortasında yaptı Şimdi onlar Bakın 110 kilometre, 120 kilometre arabaları var söylediğin gibi Bunlar 121 yapmak için motoru yakıyorlar. Senin 200 kilometre araban var. Bir ara 110-120 yaptın. 2-0 yaptın. Sonra sen o arabanın vitesini düşürdüğün zaman senin kapasiten belli. tem yolunda gidiyorsun. E şimdi sen şoför olarak ve oyuncu olarak siz eğer o arabanın e, normaline yakını yapmazsanız bu rakiplerle zorlayarak sizi, kendisini zorlayarak bu kadar yapabilir. Yani hayatı boyunca da bakın göreceksiniz bu ligde bir daha iki defa berabere kalabilir bunlar. Bak 8 maçın... Gerisini kaybederler diyorsunuz. En fazla iki beraber kalırlar. Bunlar. İlk maçta da kaybettiler. Tamam. En fazla 3 puanla kapatırlar diye düşünüyorum. Kayıp olan Galatasaray'ın tabii hem de 4 gün arayla benzer skorlarla yakalanması bunu sadece bakın fizik, taktik olarak tabii ki konuşabiliriz ama mutlaka fiziksel problem ne vardır. Bunların tek sebebi bunu sadece 90 dakika üzerinden yürütürsek yanlış yapmış oluruz. Bizim gündüz Galatasaray'ın maçı var. Nasıl olsa yener gibi göremez. Görmeye hakkı yok ile oyuncunun ve teknik direktörün. Taraftar da kazanacağını biliyordur ama, tahmin ediyordur ama böylesine bir rahatlığı beklemiyor açıkçası. Ben beklemiyordum. Yani sen bilmiyorum abi. Hocam böyle bir maçta o zaman bu 2-0 da çok işimize gelmemiş. Çünkü ikinci golden sonra hemen bir pozisyon verdi ve golü kalesinde buldu Galatasaray. Hani İkinci golden. Rakip gol atsa bir uyarı olurdu belki. Yani bugün siz Galatasaray'ın uyudu uyanamadığını bir türlü. Şöyle aslında tekrar söylüyorum maçın başını ciddi oynadılar. 2-0'du bulduktan sonra bakın pozisyonu da verebilirsiniz. Hı hı. Yani 11 kişi rakip de çıksa yoldan bir, bir takım pozisyonlar verebiliriz. Bunlar da olabilir. Ama siz o imkanı verirseniz bir de kendi adınıza oyunuzu devam ettiremezseniz hı hı. E, maalesef böyle şu an Bence son yılların en büyük sürprizidir bu. Bence. Hocam gerçekten talihsiz bir sonuç. Şunu da anlamak güç yani bu Letonya'dan çektiğimiz hani milli takım seviyesinde arada gerçekten bu kadar uçurum varken Galatasaray'ın da böyle bir sonuç alması yani Galatasaray olması önemli değil yani. Maalesef Avrupa karnemiz çok iyi gitmiyor. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim mesela ilk maçlar 3 tane oynandı. Bugün de oynandı. Ne ilk maçlardaki 3 takımımızda oynadığı maçlar hatta Başakşehir'de etkilenip dün mağlup olduğu halde Bugün de bakalım. Hakemle tek problem var mı? Yok. Yani Umarım biraz sonra da e, yok. Şimdi böyle bir ortamda rakip puan almıyor. Saygı duyuyorum. Siz puan veriyorsunuz. Bunun tamamen tek problem teknik teklif ve oyuncuların şeyidir. Hocam peki bu Kasımpaşa tabii Kasımpaşa'nın da burada çok iyi bir geri dönüş yaptığını hatırlatalım. Tek taraflı okumak doğru değil ama o maçın getirdiği yani o maçın etkisine kadarı bir sormak istiyorum bu maçta. Bir de Şimdi üstüne bu maç Bakın, yaşandı. Şöyle. Bundan sonrası nasıl Şimdi olacak? Şimdi etkilenmemen mümkün değil. Ama Kasımpaşa takımı el yazı iyi bir takımdan bahsediyoruz. Ama yine de bu iki, üç ders söyle çıkarılır. Bunu Batu cezası, benim cezam, Fenerbahçe bunu dedi, Galatasaray bunu dedi. Derken siz ihmal ettiniz kendinizi. Maç nasıl ha. olsa rakip zayıf ya. Okan Buruk tamamen sağ dışı ile uğraşmaya başladı. Oyuncular da. Nasıl olsa biz yeneriz. O zaman da böylesine talihsiz sporlar... hocam da. şu geride kalan iki yılda belki Galatasaray'ın en artı yanıydı. Sağ dışında bir sürü olay oluyordu. Galatasaray evet. takımı Florya'yı evet. bundan koruyordu. Evet. Şimdi ama bu dün akşam en son konuştukları konu sağ dışındaki durumlarda konuşuyorlardı. Basın toplantısının büyük bir kısmında onlar. Ama siz tamamen takıma konsantre olsaydınız. Bakın şimdi 8 maçlık bir periyot oynuyorsunuz ve en kolay kazanabileceğiniz maçta puanlar kaybediyorsunuz ilk 8 adayları diğer takımlar 6 yazacaklar bu maçlara.